Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen ve Cuma günü başlayan Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği dün itibariyle sona erdi. Şenliğin cumartesi günkü etkinliklerine TV48 de katıldı. Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği, Cuma günü Muğla Büyükşehir Belediye Binası'nın bahçesinde gerçekleştirilen baca yakma töreniyle başladı. Cumartesi günü gerçekleştirilen şenlik etkinliklerine TV48'de katıldı. Düzenlenen kitap fuarına Menteşe sakinlerinin ilgisi yoğundu. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş kitap fuarında konuştu. Kültür ve Sanat Şenliği dün itibariyle dolu dolu coşkulu bir katılımla başladı. Kitap fuarındayız. Gerçekten kitap fuarımızda çok büyük ilgi görüyor. Türkiye'nin en iyi yazarları ve bunun yanında da bizim için çok önemli olan yerel yazarlarımız da bugün burada. Onlar da imzalarını okullarda buluşturuyorlar, kitaplarını buluşturuyorlar. Az sonra da Beyza Alkoç burada olacak. Gençlerin, yeni neslin vazgeçemediği yazar. Gördüğünüz gibi belki şu anda burada 1000'e yakın hep genç olan lise öğrencileri okudukları kitapları imzalamak için sıraya geçtiler. Muğla Menteşe kitap okumada Türkiye'de 1 numara olduğu söyleniyordu. Gerçekten böyleymiş. Biz bu tür etkinlikleri bu gençlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün ise bakın neler söyledi. 22.si esasen yapılıyor ama tabii değişen idari yönetimle Büyükşehir olduktan sonra Muğla Belediyesi de Menteşe Belediyesi olarak dönüştürüldü. Ama başkanım da göreve geldiğinden beri geçen yıl hariç Covid'den dolayı bu kültür şenliğini daha da zenginleştirerek daha da anlamlı hale getirdi. Onun için kutluyorum. Burada gördüğünüz gibi yerli yazarlarımız, dışarıdan Muğlalı olmayan yazarlarımız bir araya geldiler. Bizim kültüre, sanata ve onlarla yetişen gençlerimize ihtiyacımız var. Her ne kadar her türlü kültürel değerler yok edilmeye çalışılıyor ve onun yerine başka değerler empoze edilmeye çalışılsa da Muğla yöneticileriyle, yaşayanlarıyla, hemşerileriyle kesinlikle bunun dışında olması gereken şekilde sanatı ve kültürü hayatın önemli ögelerinden birisi olarak yaşıyor ve yaşatıyor ve geleceğe de yansıtıyor. Fuarda yazarlar okuyucuları ile bir araya gelme imkanı bularak onlar için kitaplarını imzaladılar. Yazarlardan Semih İyidigül ilgiden memnun olduklarını söyledi. Kuyruğu görüyorsunuz, sayın yazarlarımız çok ilgi var. Muğla halkımız yazarlarımıza etkinliğe çok büyük ilgi gösteriyorlar. Ben dışarıdan geldim, misafirim ama çok mutlu oldum. Kitap fuarına katılan yazarlara Menteşe Belediyesi tarafından plaketler takdim edildi. Yazar İcel Aydın'a olan ilgi ise görülmeye değerdi. Menteşe Belediye Tiyatrosu'nun Ormanın Anahtarı isimli tiyatro gösterisinde çocuklar oldukça eğlendi. Araştırmacı yazar Erol Mütercimler, 21. yüzyıl ve Kemalist devrimlerin gerçekliği isimli söyleşisinin ardından okurları için kitaplarını imzaladı. Şenliğin ikinci gün etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı'ndaki Gripin konseriyle sona erdi.